Sayın seyirciler yeni tip koronavirüsün yol açtığı küresel salgının bu derece yaygın ve etkin olmasının nedenleri arasında devletlerin, ülke yöneticilerinin ihmalkarlığını da unutmamak gerekiyor. Öyle ki bugünlerde yayınlanan iki grafik aslında koronavirüs salgınında bazı ülke yönetimlerinin ne derece başarısız olduğunu da gözler önüne seriyor. Basiresiz davranışlar, yürütmenin geç kalması ve gerektiği zamanda önlem alınmaması bugün ortaya çıkan vahim tabloda büyük rol oynadı. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe bu iki grafik üzerinden şimdi bizde nerede hata yapıldığını anlatacak. Ahmet hoş geldin aslında e, kamda da okuduk şimdi bilgileri paylaştık. Şimdi ekranlara da gelecek zannediyorum bu grafiklerde de. E, yani şimdi geldi aslında geliyorum demiş hastalık evet. fakat kimse önlem almak için bir mücadele bile sergilememiş. Çok doğru. Ee, bu aslında BBC Uluslararası haber kuruluşlarından, İngiliz haber kuruluşlarından BBC World'un e, yayınladığı bir grafik ama tabii kaynak Johns Hopkins Üniversitesi. Hı hı. E, son birkaç aydır e, Johns Hopkins'e artık böyle hemen her sabah, her akşam saat başı da bakıyoruz. Burada görünen şey şu, e, aslında 21-22 Ocak tarihi itibarıyla pandemi yani küresel salgın ben geliyorum diyor. Hı hı. O kadar hızlı, o kadar yaygın ve etkin bir biçimde yayılıyor ki o dönemde müdahale eden ülkeler, o dönemde önlemlerini alan basiretli devlet yöneticileri özellikle Uzak Asya'da, Güney Kore, Singapur hatta bugün e, olağanüstü hal ilan eden Japonya dahil olmak üzere hı hı. Tayvan bu ülkeler salgının yarattığı tahribattan nispeten daha az etkilenmiş görünüyor. Yani e, bunun bir salgına dönüşme eğilimi içerisinde olduğunu hissedenler, hissetmeyi bırakın. Bu verileri iyi tetkik edip e, anlayanlar hemen önlemlerini almışlar. Ne yaptılar? İşte seyahat kısıtlamalarına gittiler. Ne yaptılar? İzolasyon, kişisel izolasyona gittiler. Etkin önlemler uyguladılar. Maske kullanımından tutunda işte hijyene kadar. Pek çok alanda önlemler alındı. Yanı sıra sağlık sistemi yani hastanelerde ekipman, ekip, hazır ekip bulunduruldu. Ekipmanlar hazırlandı ve sistem diri tutuldu. Yani karşımıza muazzam bir tsunami dalgası geliyor. Özellikle 21 Mart'tan sonra evet. öyle değil mi? Şimdi 21 Mart kelimenin tam anlamıyla bir volkan patlaması. 22 Ocak'tan itibaren bakın Çin'de yavaş yavaş artan, yavaş yavaş değil aslında son derece yüksek Hızlı. rakamlar. Bu rakamlar nasıl rakamlar? Bakın gün e, 28 Şubat'a geldiğimizde 80 bin vakadan söz ediyoruz. Evet. 10 Mart'a geldiğimizde 9-10 Mart'ta 100 bini geçmiş oluyor. Evet. Bugüne kadar tarihte yeryüzünde bu rakamlara bu kadar hızla ulaşan bir pandemi görmedik. İşte o tarihlerde yani Şubat ayı sonu Mart ayı başında en geç 21 Mart'a kadar artık 21 Mart'ı da işin içine katalım. Orası artık tamamen bir kırılma noktası ama Şubat ayı sonu itibariyle harekete geçen ülkeler gerçekten önlem alan ülkeler, az önce saydığımız önlemleri alan ülkeler nispeten bu tahribatı, bu etkiyi az bir şekilde, daha az hasarla en azından bu tsunami dalgasından etkilendiler. Burada çarpıcı olan bence 21 Mart tarihi. Ancak şu bir gerçek: küresel bir köyde yaşıyoruz, sürekli söylüyoruz. Artık emtia yani ticaret, kapımız her gün açık. Çin'den e, online, telefon, neyse, e, paraya, perakende ürün alıyoruz. Evet. E, herkes seyahat ediyor. Sabahleyin uçağa biniyorsunuz, akşamleyin e, İngiltere'desiniz ya da işte Avustralya'dasınız. Artık dünyada en uzun uçuşlar gerçekleştiriliyor. Londra'dan Sydney'e uçuşlar var. Herkes hareket ediyor ve yani özellikle uçuş yani hava yoluyla hareket eden insanların sayısına baktığımızda ya da haritalara baktığımızda dünyada insanların devinimi, hareketliliği, ticaretin hareketliliğini gördüğümüzde böylesine bir salgının yani bir aya varmadan yani 100. gününü dahi doldurmadan ki 100. gün bir kırılma noktası ama daha birinci ayında 80-100 bin rakamlarına ulaşmış bir hastalığın, bir salgının bütün dünyaya ulaşacağı, bulaşacağı ve insanların yani hiç aklınıza gelmeyecek Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük bir ada ülkesindeki bir insanın bundan enfekte olabileceği düşüncesi muhakkak ama muhakkak bilinmeliydi, Tahmin edilmeliydi, öngörülmeliydi. Bugün yaşadığımız, bu salgından çıkardığımız ders bu olmalı. İlk 100 gün değil mi? Özellikle ilk 100 gün. İlk 100, gün. Gün. İlk 100 de günde var zaten. ama rakamlar o kadar bir roket hızıyla yükseliyor ki sorun bu. Bence sadece bence değil tabii ki bütün dünyadaki pek çok bu konuyla ilgilenen sadece uzman olmaya gerek yok. İşte grafik ortada. Evet. Ben geliyorum demiş bugün... Dün itibariyle 15 Nisan itibariyle hı hı. 2 milyon insanın enfekte olmasına sebep olan bir salgından söz ediyoruz. Daha daha e, birinci ayını doldurmadan yani 30 gününü doldurmadan 100 bin sınırını geçmiş bir salgından söz ediyoruz. Tarihte böyle bir salgın, böylesine hızlı bir şekilde yayılan bir salgından pek fazla söz edemiyoruz. Şimdi göstereceğimiz grafikte onu anlatacağız ama evet. şurada özellikle bu noktanın altını çizeyim. Burada aslında ilk... 30 gün e, bilimsel akılla bakıldığında yahu bu salgın öyle bir salgın ki, bu tsunami dalgası öylesine güçlü ki, gümbür gümbür, gümbür. gümbür, gümbür geliyor, ben hazırlık yapmak zorundayım demeliydi bütün dünya. Çünkü evet. küresel bir köyden söz ediyoruz, seyahat kısıtlamalarının son derece artık... E, ortadan kalktığı diyebileceğimiz hani vize uygulamalarını falan kalkmıyormuş için ama emtianın ticaretin sürekli yer değiştirdiği bir dünyadan söz ettiğimiz bu küresel evrende hı hı. bu hastalığın yayılmasının bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin bu olduğunu bildiğimiz bir dünyada önlem almayanlar zamanında önlem almayanlar bugün çok büyük e, tahribat görüyorlar. Çok büyük hasar görüyorlar. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri, Trump, Başkan Trump ne diyor? E, Dünya Sağlık Örgütü beni zamanında uyarmadı. Uyarmış olsaydı e, ben gerekli önlemleri alırdım. Dünya Sağlık Örgütü görevini yerine getirmedi. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiğim yıllık mali bütçe desteği hı hı. E, kesiyorum diyor. Şimdi günah keçisi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü gösteriyor. Halbuki onu uyaran bilim kurulları vardı sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil her ülkenin yöneticisini uyaranlar vardı. Nasıl bir hızla yayıldığını gösterelim. Şimdi ikinci Evet, e, ikinci grafik. Olağanüstü bir ikinci grafik bu. İlk bence 100 günü aktaracak. Hakikaten ne kadar dramatik olduğunu görün. Evet. Bakın şimdi e, ilk yüz günde 2014 Ebola'ya Ebola bakın. Ne kadar hızla yayılıyor. Evet. Vakalar ilk e, 10 günde, 15 günde 430-450 menenjit, 2009 180'lerde Ebola 130'larda Domuz gribi. Bunlar diye sürekli yer COVID -19. değiştiriyor. Şimdi Covid-19'a bakın. O kadar dikkat edin ki lütfen. O kadar hızlı yayılıyor. İlk 100 günde geldiği, sonuna gel geldiğimizde göreceğiz. İlk 100 günde yani 3 ayda bu salgının geldiği nokta 80 bin. 80 bin ve orada lütfen e, yönet e, yönetmenimizden rica edelim dondursun görüntüyü. 80 bine geldiğimizde tarihi bir görüntü çıkacak ortaya. Covid-19, Covid-19 durduramadık sanıyorum. Covid-19, evet geliyor daha fazla 80 lira ulaşacağız. O kadar hızlı ki ilk 100 günde geldiğimiz nokta bakın inanılmaz. i̇nanılmaz. Şimdi durduracağız. 88.457 burada donduralım görüntüye bir bakalım. Evet 88.457. SARS. Kolera 2010 yılında 3.860. Bu salgın... İlk üç ayda bütün dünyayı ne kadar hızla etkisi altına aldı. Bari ilk ay, ilk bir ayda bunu görmediniz, öngörmediniz. İkinci ayda da görmediniz. Üçüncü aya kadar önlemini almayanlar ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bugün en büyük e, sıkıntıyı yaşayan ülkeler arasında. Yani bu salgının bu kadar hızlı yayılmasının ve bazı ülkelerde bu kadar fazla etkili olmasının, bu kadar çok can kaybına yol açmasının temel sebeplerinden birisi sadece ee, virüsün bu kadar yaygın ve etkin bir şekilde yayılıyor olması değil basiretsiz yönetimler evet. basiretsiz devlet yöneticileri bilime uzmanlara kulak vermeyen yöneticiler. Şimdi Trump günah, günah keçisi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü. Dünya Sağlık Örgütü'nün de hataları olduğu çok sık tartışılıyor. Şu anda gündemde. İşte özellikle bazı uygulamalar konusunda maske solunum yollarıyla geçip geçmediğini ilk başta tam olarak tespit edemedik. Başka yollarla da geçiyor olabilirdi gibi bir takım e, Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki yetkililer e, kendilerini e, ikballerini kurtarmak için bugün açıklama yapıyorlar ama bu işte hem uluslararası kuruluşların başındaki basiretsiz yöneticiler hem de devlet yöneticilerinin gerçekten çok büyük payı, rolü var maalesef. Yani bu aslında buradan çıkaracağımız ders şu. Bundan sonra dünyanın herhangi bir yerinde, en ücra köşesinde eğer bir salgın etkisi varsa Önlemi. hemen gardınızı alacaksınız. Evet. Hemen önleminizi alacaksınız. Hı hı. Gardınızı aldınız aldınız en kısa sürede eğer hazırlanmazsanız bu küresel köyde eğer önleminizi almazsanız gardınızı almazsanız bu küresel köyde başınız sizin de belaya girecek. Evet salgın bu nerede? Bu en büyük olsun, ders. Olsun, aslında önlemi almak. Yani e, ilk işareti gördüğünüz e, zaman evet. önleminizi alacaksınız. Kaldı ki sadece artık bundan sonra e, bu tür e, salgınlarla çok sık karşılaşacağımız yönünde e, uzmanların e, projeksiyonlar var. var. O yüzden e, bundan sonra sürekli zaten e, Önlemleri almak ve kendimizi diri tutmak zorundayız. İşin en e, dramatik tarafı da şu: İlk ışığı gördüğümüz andan ön, itibaren önlem alalım diyoruz. Artık bundan sonra sanki yani deprem ülkelerinde depreme hazırlık gibi dünyanın her köşesinde, her ücra köşesinde e, bile bundan sonra sağlık sistemleri güçlendirilmeli, bilime, akla kulak vermeli ve e, devletler, özellikle devlet yöneticileri. Bilim adamlarının gösterdiği yolda, çizdiği projeksiyon gösterdiği yolda mutlaka adım atmalı, önlemleri almalı. Hı hı. Aynı şekilde e, halklar da, ülke toplumları da bu önlemlere birebir riayet etmeli. Yoksa küresel köyde e, dünyanın en ucunda bize ulaşmaz dediğiniz e, salgın, Gelip sizi bulabiliyor. Evet, aslında bu iki grafikte. Yani çıkardığımız şey, ders bu. Bu kadar iki kadar özetledin ki güzel özetledin ki çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Umarım bu e, beladan en kısa zamanda kurtuluruz ve bu 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 beladan da ders çıkarırız. Evet, çok teşekkürler Ahmet Yeşiltepe konuğumuzdu.